Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir battaniye modeli çalışacağız. Modelimiz son derece kolay bir model. Hemen e, zincirini çalışıyoruz. Orta kısmındaki üzerinin trabzanlarını 2 ve diğer sıramızda tamamlıyoruz. 3 sırada tamamlamış oluyoruz. Zincirimizi sayarsak, zincirimizi saymazsak 2 sırada modelimizi tamamlıyoruz. Ve bu şekilde kabartılı çok hoş bir modelle karşılaşıyoruz. Bu modelimizi yeni başlayan örgüye arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için de çok güzel ve kolay bir başlangıç olacaktır. Modelimizi Burada gördüğümüz gibi 3 sıradan örerek birbirlerine birleştirelim ve görmüş olduğumuz gibi her bir parçası yani şuradaki görmüş olduğumuz bölümlerimiz burada birleştirme yerinde kıvrılmakta. Bir sonraki bölümde bakınız şöyle bir kıvrılma yaşayacak tekrar diğer birleşmede kıvrılmalarımız bu şekilde her birleşmede şuradaki görüntü kavuşacak. Evet Batani modelimiz için burada bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane modelimizi çalıştık. Burada alt modelimizin birleştirilmesini görmekteyiz. Eğer dilerseniz ortasına birer ince çalışabilirsiniz. Dört motifin birleştiği her noktaya şu şekilde birer inci ile şıklığını artırabilirsiniz. Evet 2,5 numaralı tığımla örüyorum. Sizler istediğiniz iplerimizle modelimizi örebilirsiniz. Hangi ipiniz uygun ya da bebeğimizin vücuduna uygun ipleri tercih edebilirsiniz. Hani kaşındırmayan, tüylenmeyen ipler daha uzun ömürlü bir battaniye çalışması olur. İplerimize uygun tığlarımızı da tercih edelim ve bu şekilde hemen battaniye modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 6 zincir çekerek motiflerimizi örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. İyice sıkıştırmadan kapatıyorum bir tane yuvarlağım oluşturuyorum. 3 tane zincirimi ilave ediyorum. 2 ve 3. Yuvarlağımızın içerisine trabzanlarımızı doldurmaya başlıyoruz. İkili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Başını doluyorum. Tığımın 1 ve 2. Toplamda bir zincir, iki tane de trabzanımız, 3 trabzanımız oldu. Dört trabzanımıza tamamlıyoruz. 4 tane trabzanımızı tamamladıktan sonra araya 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 ve 3 tekrar tığımın başını bir defa doluyorum yuvamızın içerisine arda, arda 4 tane trabzanımızı örelim 1 2 aynı yere batıyorum 3 ve 4 4 trabzandan oluşan toplamda 4 tane grubumuzu buraya kuruyoruz aralarına üçer tane zincirimizi çekiyoruz tekrar şuradaki alttaki ipi de aynı anda götürmeye çalışıyorum ve başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördüm 1 2 3 her 4 trabzan arası üçer zincirimi çekiyorum sığımın başını doluyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı yine örüyorum 3 zincirimle motifimizi birleştiriyoruz başlangıçtaki çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimizin tepe noktasına gelerek batıyorum ve şu şekilde bağlıyorum bağlama işlemimizi yaptıktan sonra bağlandığımız yerin altından şöyle girelim ve başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi ilave edelim. Şöyle görelim yaptığımız işlemi. Eğer ipimizi arkadan çekersek bakınız şuradaki ara mesafesi de kapanmakta. Şimdi yaptığımız işlemimiz 4'er trabzan, aralarda 3'er tane zincir, toplamda 4 tane trabzan grubumuz ve 4 tane 3 zincir grubumuz var. 3 zincir çekmiş olduğumuz bölümlerin içerisine 12 şer trabzanımızı örerek ilerliyoruz. 12 trabzan, 12 trabzan ve 12 trabzan şeklinde trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Buradaki 3 zincirimizden sonra hemen giriyorum. 1, 2, 3. 3 defada çekiyoruz. Aşağıda 2 defada çekmiştik. Yukarı sıranın trabzanlarını ise 3 defada çekiyoruz. 1 defa doluyorum. 1 2 3. Bir defa doluyorum. 1 Doladığımı alıyorum 2. Son kapatıyorum. Bir defa doluyorum. 1 doladığım 2 ve 3. Tekrar tığımın başında doluyorum. 1 2 3. Tığımın başında doluyorum. 1 2 3. Sayalım 2 4 6. 12 olana kadar tığımızın başını bir defa doluyoruz. 1 2 3 3 defa da çekiyoruz dış trabzanlarımız iç trabzanımız ise 2 defa çekerek kapatıyoruz toplamda 12 trabzan olana kadar yuvamızın içerisine giriyoruz sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 tane daha ilave ediyorum 11 ve 12 toplamda 12 tane trabzanım ördüm ve bu şekilde tamamladım şimdi e, herhangi bir şekilde burada batma işlemimiz ya da diğer grubu batma işlemimiz olmayacak tığımızın başını dolayarak hemen 3 zincirin içerisine girerek 1 2 3 12 trabzanımı da buraya örmeye başlıyorum birinci trabzanım ördüm ikinci 3. sırası ile 12 trabzan olana kadar yuvamızı dolduralım. Sırası ile trabzanlarımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12. trabzanımı da tamamladıktan sonra bir sonraki 3. 3 üç zinciri çekmiş olduğum bölüm ve tığımın başını dolayarak giriyorum ve 12 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir defa doluyorum. 2, 3, 3 defa da örüyorum. Başını bir dolayalım. 1, 2, 3. Tekrar başını bir defa doluyorum. 1, 2, 3. İlk motifimizi her zaman için e, tamamen örüyoruz. Diğer motiflerimiz ise hem örüp hem birleştirerek devam edeceğiz. İlk motifimizi bütün bölümleriyle tamamlamamız gerekmekte. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. 1, 2, 3. 12 tane trabzanım ördükten sonra tığımın başını doluyorum. En son üçlü trabzan, 3 üç zincirin olduğu yere giriyorum. Burada 11 tane trabzan örüyorum. Buradaki 3 zincir çekmiştik. Bunu 12. trabzan olarak kullanacağız. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 3 defa da alıyoruz. Lütfen dikkat edelim buna. Birer birer 11 bir trabzan olana kadar ilerliyorum. 2, 4, 6, 8, 9. 10 şöyle biraz ileri doğru yerleştirmek istiyorum ve 11 3 tane zincir çekerek geçişimizi yapmıştık bunu da 12. trabzan olarak kullanıyoruz ve ilk trabzanın tepe noktasına gelerek bakınız şöyle zincirimizin bağlantısıyla trabzanımızın bağlı olduğu yere giriyorum geçişimi yapıyorum ve bir tane zincirle sağlamlaştırdıktan sonra ipimi kesiyorum bizimizi hemen arkaya güzelce gizleyelim. Ve çok fazla motiflerimiz birikmeden hemen temizleyerek ilerleyelim. Hiç biriktirmeden. Bakın her iki bölümü de hemen alalım. Motifimiz temiz bir şekilde çalışılarak ilerlesin. Şöyle gördüğümüzde gayet güzel bir çalışma olduğunu görmekteyiz. Çok kibar, şık bir motif çalışması. Bir sonraki motifimizi de aynı şekilde hazırlanmaya başlayalım. Hemen hızlı bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 giriyorum. Kapatıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki olduğu gibi dörder dörder trabzanlarla dolduruyoruz. Birinci de 3 zincir çektiğimiz arkasından 3 trabzanımızı ilave ediyoruz. Toplamda 4 dört, dört tane trabzan olacak şekilde örelim. Aralarda da 3'er zincirimizi çekelim. 4 trabzanımızı ördüm. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve bütün alt kısmımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Tamamlamamızı yaptıktan sonra yani modellerimizin trabzanlarını oluşturduktan sonra arkadan bu görmüş olduğumuz zincirimizin ipini şu şekilde çekelim ve aradaki bölümümüzü kapatalım. Ve başlıyorum. 3 tane zincir çektiğim yere gelerek batıyorum ve geçişimi şu şekilde yapıyorum ve altından şöyle geçerek ilmeğimizi kavrayarak sağlamlaştırıyoruz 1 2 3 tığımın başını doluyorum ve 12 şer trabzan örmeye başlıyorum motifimizin birleştirmesini yapmak için ilk motifimizi her zaman için tam örecektik diğer motiflerimizi ise birbirlerini örerken ilave edecektik burada birleştirme yönteminde genelde motiflerimizin köşelerinde bakınız şöyle zincirlerimiz olur burada zincirlere bağlanarak ilerlerdik. Birbirlerine bağlayarak büyütürdük. Bu motifimizde ise bu görmüş olduğumuz her 12 trabzan arasındaki geçişlerimiz bizim birleşme noktalarımız. Bakınız 12 trabzandan sonraki boşluğumuz birleşme noktası. Diğer 12 trabzandan sonraki diğer 12 trabzana geçeceğimiz yer bizim birleşme yerimiz. Ve bu şekilde birleşme işlemini yapıyoruz. Diğer modelimizde 2 tane 12 olan köşemi ördüm. Tam orta yerine geldim. Diğer modelimize geçmek için yani diğer 12 öreceğim yere geçtim ve birleşmek istiyorum. Şu şekilde bakınız. Arkayı tutuyorum bitmiş motifimin tam orta yere bakınız. Tam 12'yi bitirdim. 12'nin üzerindeyim. Araya gelerek batıyorum. Motifimin arkası bizden yana, diğer elimizdeki motifin ise düz yönü bizden yana şu şekilde altından bir defa giriyorum ve bağlıyorum farklı hiçbir işlem yapmıyorum tığımın başını doluyorum ve ilerliyorum 12 tane trabzanımı aynı şekilde doldurarak devam ediyorum 12 trabzanımı ördüm şimdi tekrar motifimi çeviriyorum Diğer bakınız birleşme yerine tam iki tane modelimizin böyle arka arkaya geliyor. Ön yüzleri dışarıda birleşme işlemimi yapıyorum. Ve bakınız bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Tığımın başını doluyorum. Son 11 trabzanım örmeye başlıyorum. Bir tane zincirimizle birlikte 12 tane olacaktı. 11 trabzanımı örerek devam ediyorum. 11 trabzanım ördüm ve 12 olarak buradaki zincirimin sonuna gelerek batıyorum. Zincirimin sonu ve ilk trabzanımın başı şu şekilde de geçiş yapabilirsiniz. Sadece ilmeğimizin arasından girdiğiniz zaman daha güzel görünecektir. Bir zincirle kapanışımızı da yapalım. İpimizi keselim. Şöyle ipimizi hemen arkaya alarak gizleyelim ve fazla olarak durmasını istemeden hemen temizleyelim. Motiflerde biriktiği zaman sonrasında çok ağır iş gibi gelebilmekte yorucu oluyor. Hiç yorucu olmadan sıcağı sıcağına temizleyelim. Evet bakınız iki tane motifimizi bu şekilde birleştirdik. Şimdi motiflerimizi örerek biraz birleştirmeye devam edelim. Bir motif daha örmeye başladım. Bunun da birleştirmesini birlikte yapalım. Bakınız burada şu kısımda. Buradaki bölümümüzü birleştirmesini yapalım. Birleştirme işlemimizde sadece kullandığımız alan buradaki geçiş yerlerimiz farklı yerleri kullanmıyoruz. Ve diğer motifimizin birleşme yerine de e, burayı şöyle döneceği için bir diğeri de döneceği için tekrar her ikisi bölümler birisi dış tarafa birisi bizden tarafa birleştirme işlemlerini buna göre ayarlayarak devam edeceğiz. Sadece birleştirmelerimizi bakınız buradaki boşluklarımızın olduğu yerden yapıyoruz. Şimdi birleştirme yapıyorum? Diğer motifimin tersi bakınız. Araya giriyorum. Tığımın başını doluyarak bakın bir tane sık iğnemle bağlandıktan sonra tığımın başını doluyorum ve başlıyorum. 3 defa da ördüm. 12 tane trabzanım örmeye. 2 3 12 olana kadar örelim. 12 trabzan olana kadar ördüm. Bakınız birleştirme işlemini şu şekilde yapmıştık. Buradaki ilk birleştirmemizi yaptıktan sonra diğer daha önceki bağlı olan yerimizi birleştirmeye geldim. Hemen arkasından giriyorum birleştirme yerimizin bakınız. Alıyorum bir tane sık iğne ile buraya bağlanıyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. En son Kutumuz olduğu için 11 tane trabzanımı örmeye başlıyorum ve bu şekilde bakınız en son dilimimizi de örmüş oluyoruz. Birleştirmemizi yaptık. Bakınız birleştirmemiz de şu şekilde gayet güzel ve şık durmakta motiflerimiz. Şimdi buradaki yarım motifimizi de 11 tane trabzanımızı örerek tamamlayalım ve koparalım ipimizi motiflerimizi ördükçe birbirine birleştirerek battaniyemizi istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Burada 1 2 3 4 5 6 tam 6 tane motifimiz var. Çok kolay ve çok şık olan modelimizi erkek bebekler için uygun renklerimizde örebilirsiniz. Onlar için de son derece güzel bir çalışma olabilir. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.